Hacer Sultanım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Pandispanyası güzel kızarmış ama altındaki pandispanya hafif hamur gibi hissettim. Muhallebisi güzel. Kavarma şekli iyi. Hı hı. Ama sadece ya ıslatmadan kaynaklı bir şey tahminim, hı, ya da pişmediğinden kaynaklı bir şey diye düşünüyorum pandispanyasını. Afiyet olsun. İkinci tabağım. Ederim. Muhallebisinin akışı daha iyi gibi geldi bana. Pandispanyası da yine önceki gibi biraz hamur geldi. Diğerlerine de bakacağım. Eğer şayet alttaki pandispanya aynıysa demek ki ıslatma şekli bu olmalı diye düşünüyorum. Peki. O zaman üçüncü tabağına geçebilirsin. Karar verdin mi ne olduğuna? Karar vermedim de diğer ikisine göre bu biraz farklı geldi. Neyi farklı geldi diyeceksiniz. Yine alttaki bu kek olayımız. Bunda onlardan bir tık daha pişmeliymiş diye düşünüyorum ama muhallebisi güzel olmuş. Evet. Bunlardan da mı güzel olmuş? Muhallebi bir tık daha güzel diye geldi ama alttaki şeyde sorun var. Kıvam olarak mı? Evet. Lezzet olarak. Lezzet olarak. Son tabağımız. Vallahi hepsi de çok... Yani kötü değil tabaklar da. Bu kek öbürlerinden daha fazla kabarmış. Keki de güzel pişmiş. Muhallebisi de güzel ama bilemedim. Bütün bunlar yanlış mıymış? Hayır aynı ama bu daha kabarık geldi bana. Görselde baktığım zaman bu daha kabarmış. Belki kekleri biz genelde koyduğumuz zaman 20 dakika hiç açmayız kapağını. Evet. Neden? Kabarıklığı. Açtığınız zaman kabaran kek de söner. Söner. Bu o uygulamayı yapmış. Burada biraz kabarmalar. Allah ne yapacağım? Allah. Bir anda 20 tane daha bileziğiniz olabilir. İlk önce söyleyeyim de ellerinize sağlık ama... Teknik hatalar var. Şöyle söyleyeceğim. Allah'ım ya 5. Dördüncü tabak 5 puan. Bunun muhallebisi güzel diye düşündüm. 4. Üçüncü tabak 4 puan. 2. İkinci tabak 2 puan. Geriye de birinci tabak 1 puan kalıyor. Evet. Bir vermek istememiş miydin? Hepsi de güzeldi. Vallahi biri olmasa vermezdim yani. Buyur. Buradan başlayalım. 2 puancıkla 20 altın bilezik kazanılır mı? Kim bu gelin öğrenelim. İki puancık sultanımdan kime gidiyor? Kaldır görelim. Yeşim. Eline sağlık ilk önce. Afiyet olsun. Ya siz 2 puan verecek kadar kötü yorumlar yapmadınız. Bak ne dedim, olmasaydı vermezdim dedim. Birazcık kekin hamur geldi gülüm. Hayır, siz dediniz ki 1 ve 2'yi yerken bu hamur mu yoksa ıslanması gerekiyor mu? Daha onun arasındaki farkı anlayamıyorsunuz. Hepsini yiyeyim dedim. Ha. Eğer farklı bir şey gelirse ona göre değerlendireceğim dedim. 5 verdiğiniz tabak ıslanmış mı? Islanmış ve keki pişmiş. 3, 3. tabak, 4 verdiğiniz tabak buradan bu belli. Mu? Bunun muhallebisi diğerlerine göre güzel benim olmuştu. Benim muhallebime bunun muhallebisi güzel olmuş dediniz 2. tabağa. Ama ikinci tabaktan sonra üçüncü tabak geliyor ya, ona göre değerlendiriyorum ya. Ona göre değerlendiriyorsunuz ya. Üçüncünün muhallebisini daha çok beğendim Yeşim. Daha çok beğendim demediniz. Bunun muhallebisi güzel olmuş. Üçüncü tabağın siz hani zaten ıslaklık ve çiğlik arasındaki farkı hani dahi göremiyorsunuz. Mesela üçüncü tabak sizce tıkız mı? Tıkız derler, sıkışmış derler. Kabarmamış mı bizde? Sıkışık. Ha sıkışık. Ha. Ben sizce? Onu şey olarak hani değerlendirdim.
diğerlerine göre bakıyorum. Hatta kestim, iç kısmına baktım. Sıcakken kesilmiş. Mesela. Hayır, sen seçiyorsun. Bu sıcakken kesilmiş zaten. Hem biz buraya baktım, onları. Hem buraya işte bilmiyorum. Ben oraya baktım, bir de iç kısmına baktım. Bak, iç kısmına şimdiki kestim ya da öyle bir şey yok. Siz beğendiğinizde çok güzel dediğiniz tabağı genelde vermezsiniz. Ben ha, dışınızdan farklı şeyler söylüyorsunuz. Orası ayrı da. Yeşim, hakkımı yiyorsun. Olmayan siz tabağı bizim hakkınızı bir de çok yediniz. Bir de veriyorum yani. Siz çok niye yediniz. Veriyorum? Onları hesaplamaya kalkarsak siz daha haksız çıkarsınız. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. O senin düşüncen. Senin kayınvaliden de aynı şeyi yapıyor. Ne yapıyor? Beğeniyor benim tabaklarımı. Bir evet. Senin tabağını beğeniyor. Evet, beğeniyor. Senin. Bak, lütfen yalan söyleme. Beğeniyor yani. Beğendiği evet. Zaman bak. Puan veriyor. 3 veriyor, 5 vermiyor. Görmedim. Mesela 5 bir hiç gelininin yemek yaptığını ben de görmedim. Kimi? Sen de. Burada niye çıldırdın dün? Ya artık şu zihinden gerçekten bak sinirlenmek ya istemiyorum. Ya. Allah'ın kitabını seviyorsan kendini ver artık bak. Ya biliyorum zaten. Olabilir talihsizlik yaşadım. Tam da senin ağzına göre yaptım. Sen hep çiğ tabaklara. Ya bırak ya. Evet, çiğ diyor. Olmamış diyor. Arkada da söylüyor. Bu kadını suçlamayacağını. Gidiyor, 5 veriyor. Bire neden veriyor biliyor musun? Kötünün bir iyisine veriyor da o yüzden. Yapamadığı ya. İçin sen kendi saçını tamam, başını bir oldun. Şey söyleyeyim mi? Bak burada bilerek çıldırdım. Niye çıldırdım? Her şeysi çok güzel fırına verememiş. Çok da ince yapmıştı yani. Biz hangisine? Derdimize yanalım. Şu tabağa tam 4 puan verdiniz Hacer Hanım. 4 puan. 5'i kaçırdı mı? 5 alabilir miydi? Yok. O da daha güzel kabarmış o yüzden. Ne şanslı bir gelin ki muhallebi uğruna 4 puanı kaptı. Hazırsan kaldır görelim tabağı. Aleyna! Vay 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 vay. Bir puan neden kırdın? Bir puan neden kırdın biliyor musun? Bak şuraya kesilmiş, burası birazcık daha pişmeliydi dedim. Hı. Ama şu içini kestim, orası öyle değil olduğu için bir puan ben, o yüzden kırdım. Ben tepsimi çevire çevire pişirdim zaten. Gayet de eşit pişti. Gayet de güzel ıslattım. Bu keki ıslatmamız lazımdı. Demek ki sıcak ıslatmışsın. Nasıl ıslatmalıydık? Soğutta mıydık? Biz şöyle yaparız. Hani bizim belirli bir süremiz var ya. Hani anladım. Keki soğutmak için kusura bakmayın da vaktimiz yoktu. Ben ıslanmadan dolayı mı böyle? Pişmeden dolayı mı böyle? Ayırt edemiyorum dedi. Ayırt edemiyorum evet. Demedim. Diğerlerine bakacağım böyle ona göre karar vereceğim. Bakmaya gerek yok. Bir insan yediği şeyin çiğ yüreğini anlar. İki kişi öyle yaptıysa dört kişi hepsine de bakacağız. Hepsine bakmanıza gerek yok. Niye? Bir tabağı yediğinizde çiğ mi değil mi bunu ayırt edersiniz. Olur diğerlerine mu? Niye bakıyorsunuz? Ya ıslatma şeysi yok mu vardı? Islansa bile pişmiş şeyin ıslanmasıyla hamur şeyin ıslanması aynı hamur değil. Hamur olabiliyor işte. Islak. Nasıl olabiliyor? Sıcak sıcak dökersen hamur olur. Çok akıllı bir kadın. Bir tane kötünün iyisine verdi, bir tane de en iyiye verdi şu an. Beşleri aldığında burada gerçekten tebrik az ediyorsun. Önce o zaman de, az senin önce tabağın de kötü olmuyor da. Hani ben puan tamam. Alınca mı benim tabağım kötü oluyor? Sen az önce kayınvalidene dedin ya bir puan neden kessin? Kayınvalidene döndü ki iyi ki benim kaynanamsın, bana o 4 puanı niye verdin? Niye vermeyecek? Çünkü seni tanıdığı için verdi. Beni tanımak zorunda zaten. Bu bir başarı. Vallahi bak kekini beğenmedin, muhallebisinden gelinini buldu. İnanılır gibi değil. Ben şok oldum. İşte bu yani. Kayınvalidelerin yapması gereken şey bu. Gelinini bulacaksın yani. 5 puan senden bir rakibe hediye gidiyor. O rakiplerden biri Tuğba ve İrem. Hazırsan öğrenelim. Hazırsan eğer 5 puan rakiplerden birine gidiyor. En sevdiğimiz döne döne oynarız valla. Hazır mısın? Hazırım. Kaldır görelim. Tuğba! Şipil dağını diktim oraya.